İslam tarihçileri ve Marmara Üniversitesi akademi takımı bu drama belgeselin gerçeklere uygun olduğunu onaylamıştır. Filmin yapımcıları İslam geleneklerine uyarak peygamberimizi kişi olarak göstermemiş, sadece vahyin yolculuğuna yer vermiştir. Kanser için uyandım. Uyandığımda çok da heyecanlıydım ve huzurluydum. Ve hemen seni bulmaya karar verdim. Ne dersin bu rüyaya? Saat. O aydınlık iki cihanın nurudur. Rüyanın tabiri budur. Seni ona götüreyim. Ama şimdi değil. İkindi de Kabe'de buluşalım. Söylediklerimi kimseye bahsetme şimdilik. Tamam. Böylece gizli bir tebliğ süreci başlar. Müddessir suresinin ilk ayetlerinin hükmü yerine getirilmektedir. Ve Erkam İbnül Erkam da ilk Müslümanlardan biri olarak evini peygamber ve arkadaşlarına açar. Ya Resulallah, Allah'ın selamı üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun. Kardeşim Osman, Halid, Talha ve Sa'd. Onların kalbine imanı dolduran Allah'a şükürler olsun. Hamd ancak Allah'adır. Giderek güçleniyoruz. Pırıl pırıl gençler, tereddütsüz yolunu seçiyorlar gözümün nuru. Müsaadenle onları bu akşamüstü buraya getirebilir miyim? Evime safa getirdin. Güneş gibi doğdun ya Resulallah. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Yüce İslam'a olan hizmetlerimiz burada bir müddet olsun inkıtaya uğramayacaktır Allah'ın izniyle. Onların Darul Nedvet'e toplanmaları ve hükmetmeleri elbet bu evin karşısında olacaktır. Allah muhakkak seni burada koruyacaktır. Canım ve malım pahasına ben de elimden gelen her şeyi yapacağım. Örtü bizden sorulur. Kâbe bizden. Mekke biziz. Biz olmadan Mekke olamaz. Sizler de benim gibi farkındasınızdır. Bir şeyler oluyor.
Talib'in yetimi Muhammed'den bahsediyorum. Topraklarımızda bir şeyler dönüyor. Eğilip kalkıyorlar. Adına da namaz mı ne diyorlar. Zaman zaman Kâbe tenha olduğunda yapıyorlar bunu. Çoğunlukla şehrin dışında, kimsenin olmadığı yerlerde yapıyorlar bu haltı. Kervanlarımın emanetçisi Dıhal görmüş. Tabii, bizim gözümüzden uzak duracaklar ya. Ya Eba Bekir'e ne demeli? Muhammedül Emin'in biricik dostu. Tanrılar biliyor ya, ben ondan hep razı oldum. O ise aramızda hep en iyilerden biri oldu. Son zamanlarda buraya da uğramaz oldu. Gizli gizli bir yerlerde buluşup gençlerle konuşuyor, evinin bahçesinde ibadet ediyormuş. Bizim Bilal bile onu göz hapsine aldı. Osman, kervanların sahibi, en zenginlerimizden. Abbas'ın yeğeni Ebu Talib'in oğlu Ali. Kulağıma çalınanlar, gördüklerini gelip bana anlatanlar var. İyilik, doğruluktan bahsediyor. Nedve ahalisi, bir şeyler yapmalıyız. Muhammed, Muhammed! İki kızıyla iki oğlumu evlendi. Kardeşim Ebu Talib'in himayesinde. Onun emaneti. Ama bu ona her şeyi yapabileceğini göstermez. O dahil herkes öfkemden korkulacağını bilir. Ama bekleyelim. Beklerken de boş durmayalım. Takip etmeye devam edelim. Herkesi takip edelim ve görelim. Ama şu iki elimle onun yakasına yapışmamak için kendimi zor tutuyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Beyler, oğlumu ve birkaç genci onları takip etmeleri için peşlerine taktım. Ellerinde bazı kağıtlar, deri parçaları, hatta deve kemiği. Heybelerinde, üzerinde bir şeyler yazılı taşlar. Birbirlerine gösteriyorlar. Evden eve dolaşıyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Adetlerimiz ve atalarımız her şeyden önemli. Hubel, Lat, onlar bize doğru yolu gösterecektir. Temizlikten bahsediyormuş. Neymiş? Kız çocukları da insanmış. Öldükten sonra kim, ne zaman dirilmiş? Varsa biri göstersin. Doğru söyledin. İnsan özgür olurmuş. Kim bilir daha neler diyecek. Bekleyelim. Sen ne dersin? Sinirli ama suskunsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Henüz çok erken. Kızımın kocası, harbin en akıllı oğlu Ebu Süfyan, Muhammed'in amcası, onun süt kardeşi Abbas senin en yakın arkadaşın. Git onunla konuş. Şüphesiz sana doğruyu söyleyecektir. Bizim yapmamız gereken tek şey beklemek ve görmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sakin olalım ve hayatlarımızı yaşamaya devam edelim. Allah'ın vaadine karşı Mekke'nin gelenekleri çatışacak. Bu yolda ben de sizinleyim.
Ne oldu Bilal? Muhammed özgürlük diyormuş. Özendin mi? Hür mü olmak istiyorsun? Senin özgürlüğün benim gölgeme kadardır. Buradan çıkarsan seni öyle bir yakarım ki şu güneş bile ne yapacağını şaşırır. Seninle bu kadar konuşmak bile gereksiz ya. Yürü ve nankörlük etme. Mekke bir bölünme yaşar. Bir yanda vahyin izinde ilerleyenler vardır. Diğer yanda atalarının izinden gidenler. Bir yanda Allah Resulü'nün ayak izini takip edenler, öte yanda onları takip ettirenler vardır. Bir yanda yeni din İslamiyet'e sarılanlar, diğer yanda cahiliyeye tutunup bırakmayanlar. Mekke'de durum şimdilik böyledir. Kureyşliler ne olduğunu anlamaya, peygamber ve dostları vahyi yaymaya çalışırlar. Mekke tarihinde görülmemiş bir mücadeleye gebedir. Ve yeni bir vahiy gelir. Gizli tebliğ yavaş yavaş açıktan yapılmaya başlanacaktır. وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ Ne oldu kardeşim, ne oldu? Bu kadar telaşlı telaşlı kapımıza dayandın. Ne olacak? Ebu Talib'in yine tuhaf istekleridir bunu buraya getiren. Amcam Muhammed sizi akşam yemeğe davet eder. Muhakkak gelmeniz gerek. Size diyecekleri var. Demek Muhammed akıllandı. Akrabalarından özür dileyecek. Merak etme yeğenim Ali. Böyle bir daveti hayatta kaçırmam. Geldim bil. Hani kargalar Mekke'yi kaplamıştı da kömür benizliler ne bulursa yemişlerdi. Hatırla. Varsın şimdi kara kuzgun söylesin. Ağzından dökülen bahtsız kelimeleri. Keşke Nedve duysa. Görüyor musunuz şu gösterişçiyi? Nasıl da haber veriyor bilinmezlerden. Varsın söylesin şu tepelerin ardından geleni. Hani bir zamanlar Menaf'ın geldiği yerden. Mekke sokaklarında ve evlerinde yeni bir ayet telaşı yaşanır. Peygamber'e yeni bir vahiy, yeni bir emir gelmiştir. Şuara suresi ayetleri. Görev yükü giderek ağırlaşır. Toplumu derinden sarsacak eylemler bu ayetin akabinde gerçekleşecektir. Vahiy önce en yakın akrabalarından başla der. İlk olarak akrabalarını uyarması emredilmektedir. Tebliğ böylece başlayacak, önce tüm Mekke'ye sonra dünyaya yayılacaktır. Bu bir kilometre taşıdır. Hazreti Muhammed ilk önce ailesiyle, kavmiyle, kendinden olanlarla karşı karşıya gelecektir. Bu aynı zamanda açıktan ilk tebliğ anlamına gelir. Peygamber de bir müddet düşünür ve sonunda karar verir. Yakın akrabalarını bir yemekte toplayacak ve onları uyaracaktır. Yeğeni Hazreti Ali'yi bu iş için görevlendirir. Ondan bütün Abdülmuttalip oğullarını dolaşmasını ve akşama yemeğe davet etmesini ister. Hazreti Ali bu yükü omuzlamakta tereddüt etmez. Mekke sokaklarını aşınlamaya başlar. Genç sahabe peygamberin dediğini yapar ve ev ev kapı kapı dolaşır, yolda gördüklerine amcasının davetini iletir.
Peygamber endişelidir. Karnı onu kaygılandırır. Muttalip oğullarını, akrabalarını iyi tanımaktadır. Mutlaka karşı çıkacaklar, hoşuna gitmeyen işler yapacaklardır. Ama tebliğ bu yüzden aksamamalıdır. Kavmi de yemeğe hayır demeyecektir. Zaten dedesi Abdülmuttalip o doğduğu gün daha önce Mekke'de görülmemiş bir ziyafet tertip etmişti. Rahip Bahira onu daha yakından tanımak için bir ziyafet vermişti. Peygamber de öyle yapacaktır. Ailesiyle ilk karşılaşması böyle olmalıdır. Yemek sofrasında ilk yüz yüze tebliğ. Kavmine ilk uyarısı bu şekilde olmalıdır. Vahyin emri en net haliyle böyle yerine getirilmelidir. Akşam ayet uyarınca inananlara kol kanat gelecek, karşı çıkanlara ise sahip çıkmayacak, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım diyecektir. Demek o bütün Abdülmuttalip oğullarını dolaştı. Amcam Muhammed ne ister? Babacığım, Resulullah Rabbim yeni bir ayet gönderdi. Ve Allah Cebrail ile buyurdu ki, önce sana en yakın akrabalarını uyar. Müminlerden sana uyanları kanatlarını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım de. Muhammed kavmini bilir oğul. Kim bilir ne yapacaklardır. Yapacakları hoşuna gitmeyecektir. Keşke yapmasaydı. Keşke biraz daha bekleseydi. Endişeliyim oğul. Muhammed elimde büyüdü. Ona bir şey olmasındansa ölmeyi yeğlerim. Ama haklısın. Rabbi ona böyle yapmasını öğütlediyse, ben de yemin ederim ki ona yardım edeceğim. Sen var hazırlıklarını tamamla. Akşam olunca ben, Abbas, Safiye Alan ve Hamza ile orada olacağız. Hazreti Ali bütün akrabaları dolaştıktan ve onları peygamber sofrasına davet ettikten sonra yine Efendimizin emriyle yemek hazırlıklarına başlar. Yemeğin içeriği de peygamber tarafından belirlenir. Bir kap süt, 4 avuç pilav ve üzerine konacak bir koyun budu miktarı et. Yemek sadedir. Atası İbrahim peygamberin sofrası gibi olacaktır. Sofra yemek miktarınca değil, etrafındaki insan miktarınca bereketlidir. Ona değer katan yemeğin bolluğu değil, misafirin eksik olmamasıdır. Hazreti Ali de kendisine söylenenleri yapar. Ne eksik ne de fazla. Peygamber ne söylediyse onları yerine getirir. Ve akşam için sofrayı hazırlar. Bütün amcalar, amca oğulları, halalar, akrabalar, Muttalip oğullarından kim varsa hepsi için sofrayı hazır eder. Ayet hükmünün yerine getirilmeye başlanması için bütün hazırlıklar tamamdır. Önce akrabalardan başlayacak olan açıktan ilk tebliğ için akşamın olması ve misafirlerin gelmesi beklenmektedir. Akşam ya bir kabullenme ya da bir ayrışma olacaktır. Bunu öğrenmek için çok az bir zaman kalmıştır. Demek Muhammed büyük bir ziyafet veriyor kardeşim. Anladım ki pişman olmuş. Akrabalarından af dilenecek. Var git Abdülhus'a. Hemen kızarma. Öfke hiç yakışmıyor sana. Senin yeğenin. Üstelik iki gelinin babası. Öfke akrabalığına hiç yakışmıyor. Öfkeli değilim ya Hamza. Sevincimden bu haldeyim.
Misafirler yavaş yavaş gelmeye başlar. Amcası Ebu Leheb, Ebu Talip, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Hazreti Safiye, Zübeyir bin Avam ve diğerleri. Hep beraber sofradaki yerlerini alırlar. Peygamber de gelmiş, sofradaki yerini almıştır. Kim nasıl görüyorsa peygambere öyle bakıyordu. Hazreti Peygamber haydi bismillah der ve yemeğin ikram edilmesini ister. Hazreti Ali dağıtmaya başlar. Önce yemek, sonra süt dağıtılır. Peygamber sofrasında herkes, özellikle Ebu Leheb, hayret ve şaşkınlık içindedir. Yemek dağıtıldıkça kaptan hiçbir şey azalmamaktadır. Yemeğin ve sütün kalanları sanki hiç el dokunulmamış, yenilmemiş, içilmemiş gibidir. Ebu Leheb bu manzara karşısında iyice öfkelenir. Lakabı gibi suratı kıpkırmızı kesilir. Resulullah tam söze başlamak üzereyken onu durdurur ve konuşmaya başlar. Sus Muhammed, sus. Sus. Konuşturmayacağım seni. Şaşılacak şey. Şaşılacak şey doğrusu. Akrabanız sizi büyük bir sihirle sihirledi. Doğrusu ben bugüne kadar böyle bir sihir görmedim. Bunlar senin akrabaların. Amcaların. Amcaların çocukları. Biz bizeyiz. Senin neler yaptığını gördük. İçeride, dışarıda. Şunu bilesin. Kavmin senin için bütün Arap topluluklarına karşı koymayı göze almayacaktır. Bütün Kureyş, uzaktan akrabaların, Arap toplulukları üzerimize çökmeden yakın akrabalarının senin üzerinde durup seni hapis ve esir etmeleri gerekir. Ben atanın oğullarına gelirken senin getirdiğin gibi kötülük ve şer getiren birini daha görmedim. Görmedim. Sofraya derin bir sessizlik ve gerginlik hakim olur. Ebu Leheb'in bu tavrı karşısında kimse bir şey diyemez. Peygamberse çok üzgündür. Öz amcasının bu sözleri çok ağrına gider. Endişesinde haklı çıkar. Tek kelime edemeden kavmi onu yalnızlığa terk eder. En yakın akrabalarını uyarma fırsatını bulamaz. Ayet hükmünü bu sebepten yerine getiremez. Misafirler sofradan dağılırken o sessizliğe bürünür. Sadece susar, hiç konuşmaz. Sofra ve ilk tebliğ başka bir zamana kalmıştır. Bu erzak bu hafta için ayırdıklarım. Git onları daha önce belirlediğin ihtiyaç sahiplerine ver. Lakin sakın bahsetmeyesin kimden geldiğini ve bu tür sorulara cevap vermeyesin. Tamam mı? Burada kimin kime borcu var o yazılı. Sabah erkenden kalk ve tek tek bütün borçları öde. Ta ki zengin zulmetmesin fakire borcundan dolayı. Anladın mı iyice? Haydi şimdi yolun açık olsun. Allah yolunu açık etsin. Teyzem. Teyzem. Allahu Teala nurlu Osman'a hidayet verip doğru yolu gösterdi ona. Kendi fikrini bıraktı. Uydu Muhammed Aleyhisselam'ın sözüne. Her sözü doğru olan Allah'ın Resulüne.
iki kızını sana verecektir ileride. Dolunay güneşe karışacak elbet. Hay çok yaşayasın teyzem. Allah bizi cennette birbirimize komşu eylesin. Söylediklerin kalbimi ferahlatır, içimi coşturur. Peygamberin değil damadı, onun kapısının eşiği olmak bile benim için lütuflardan en büyük lütuftur. Sağ ol teyzem. Mekke'nin edepli, cömert, iyi huylu oğlu Osman'ım. Say zamanı bak, bak aya güneşe. Günler dediğimin arkasında duracaktır. Sağ ol teyzem.